Merhabalar. Bugün yaz bitmeden sizinle, daha doğrusu enginar mevsimi geçmeden bir zeytinyağlı, iç batlılı enginar yapalım istedim. Ben böyle 3 tane büyük çanaklı enginar aldım. Yarım kilo da iç batla, bunları temizleyeceğim. İçlerini kullanacağım. 2 tane dal yeşil soğanım var. Bir havucum var. Bir demet, yani yarım demet kadar dereotum var. Yeşil soğan olduğu için küçük bir baş kuru soğan da kullanacağım yanında. Yarım limon, biraz tuz, bir çay kaşığından az karabiber, bir tatlı kaşığı un, yarım su bardağının biraz üzerinde zeytinyağı ve biraz su. Suyu kıvamına göre az çok kullanacağız. Şimdi malzemeleri hazırlayalım. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi böyle doğradım. Bir tane küçük boyda patates ekliyorum. Onu en başta saymayı unutmuşum. Malzemelerde koymamışım. Bir de küçük boy patates koyuyorum. Yeşil soğanlarımı, dereotlarımı, havuçlarımı, kuru soğanımı doğradım. İç baklamı temizledim. Şimdi bu iç baklayı kaynar suyla 2-3 dakika haşlamaya bırakacağım. Sonra süzeceğim. Öbürlerini kavurmaya başlayacağım. Şimdi iç baklamı şöyle küçük bir tencereye aldım. Suyumu kaynattım. Üzerine döküyorum. Böyle biraz geçsin. Altını açıyorum. Kaynayınca 2-3 dakika, daha fazla değil. Sonra süzeceğim. Şimdi yapmaya başlayalım. Ocağımızı açalım. Zeytinyağımızı koyalım. Buna biraz fazla zeytinyağı koymak gerekiyor. Bu yemeğin özelliği bu. Zeytinyağı çok olacak. Ondan sonra yağımız kızınca biraz ısınsın. Şimdi kuru soğanlarımızı atalım. Ben kuru soğanı kavururken birazcık tuz atarım, lezzetli olsun diye. Şimdi taze soğanlarımızı da koyuyoruz. Öldürmeyeceğiz hiçbir malzemeyi. Havuçlarımızı da katalım. Şimdi bunlar hafif kavrulsunlar biraz.
Şimdi bunun içerisinde bir su bardağı suyumuz, bir tatlı kaşığı unumuz var. Bir de yarım limon sıktık içerisine. Bunu hazırladık. Böylece yemeğin üzerine dökeceğiz. Şimdi bütün malzemelerimi koydum. İç baklayı, kerevizi. Şöyle 2-3 dakika kavurdum. Ve üzerine hazırladığımız unlu, limon sulu sosunu döküyorum. Buna birazcık daha su ekleyelim. Çok sulu olmaz bu yemek. Şimdi bütün malzemeler yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Piştikten sonra dereotunu koyacağız. Sonra da servis edeceğiz arkadaşlar. Şimdi pişti. Enginarımız, dereotlarımızı bol bol ekliyoruz üzerine. Şöyle bir tabağa da servis yapayım. Tabakta göstereyim size dereotlu olarak. Bu da son hali enginarımızın. Çok lezzetli, çok yumuşacık pişti. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşlarına basmayı unutmayın videolarımın. Tekrar görüşelim. Hadi hoşça kalın.